bu hastalığın altında birçok hastalık tipleri var. Bu hastalık tiplerinden kimisi çocukluk, hatta bazen bebeklik yaşlarında, bebek yaşta ortaya çıkabildiği gibi daha çok çoğunlukta da erişkin, yaşlı yaşlarda ortaya çıkmaktadır. Çok şanslıyız ki çok sık görülen bir hastalık değil. Oldukça nadir görülüyor, ancak görüldüğü zaman da erken teşhisle tedavisinin mümkün olduğu bizim için burada vurgulamamız gereken en önemli konu. Şimdi aslında birçok kişinin vücudunda böyle iyi huylu ele gelen kitleler olabilir. Bunların büyük çoğunluğu zaten iyi huylu. En basitinden bir el bileğinde böyle ganglion kisti dediğimiz böyle bazen çıkıntılar olabilir. Ya da lipom dediğimiz yağ bezesinden kaynaklanan, yağdan köken alan iyi huylu tümörler olabilir. Ama işte bazen bunlar kötü huylu tümör olabiliyor. Liposarkom gibi, rabdomiosarkom gibi. Yani bazen bir kastan köken alıyor, bazen bir sinirden köken alıyor, bazen bir yağ dokusundan köken alıyor, ama yani kemik dışındaki bütün yumuşak dokulardan köken alabilen kötü huylu tümörler bunlar. Burada en önemli bulgular hızlı büyümesi, hareketsiz olması, yani bir fikse olması, ağrı yapması bizim için en önemli muayene bulguları. Tabii daha önemli bulgularsa MR'da karşımıza çıkıyor, radyolojik görüntülerde karşımıza çıkıyor. Bazen de damardan köken alabiliyor bunlar. Dediğimiz gibi erken teşhis, doğru tedavi hayat kurtarır. Bu hastalık için de bu sloganımız geçerli. Erken teşhis, doğru tedavi bu hastalığın tedavisinde %100'e yakın başarı sağlamamıza yol açabiliyor. Ancak gecikmiş tedaviler ve yanlış uygulamalar da bu hastaların hayatta kalma şansını ortadan kaldırabiliyor. Burada en sık sorulan sorulardan biri, tümöre bıçak değdi, vücuda sıçradı mı diye halkımız arasında böyle bir inanış var. Şimdi tümöre bıçak, aslında bu inanış hem bir açıdan doğru, bir açıdan yanlış. Eğer bıçak tümöre doğru bir şekilde değerse, yani doğru bir cerrahiyle çıkartılırsa, aslında bu hastalıktan kurtulma şansı veriyor bize. Ancak bıçak yanlış değerse, yani yanlış bir cerrahi uygulanırsa, o zaman da hastanın iyileşme şansı ortadan kalkıyor. Burada doğru cerrahiden kastımız şudur: tamamen geniş sınırlarla tümörü hiç görmeden, hiç açmadan geniş bir şekilde çıkartmak burada tedavideki en önemli faktör oluyor.